Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. İngilizce 2. dönem 2. yazılısıyla birlikteyiz sizinle. Hemen 1. sorumuzla başlıyoruz. 1. sorumuzda complete the dialogs with the words below. Yani şuradaki kelimeleri boşluklara doldurmamı istiyor. Hemen 1. soruya bakıyorum. Ekrem bir diyalog var. Ekrem, Mommy, can I adopt a cat? Ne diyor? Adopt ne demekti? E, sahiplenmek, evlat edinmek, benimsemek anlamına geliyor. Burada ne diyor? Anne ben bir kedi sahiplenebilir miyim? Annesi de of course yani şuradaki course'u kullanacak. Bu bir kalıp biliyorsunuz. Of course you can sahiplenebilirsin diyor. Şimdi ikinci diyalogumuza baktığımızda Berk that can win some money for the shelter. Şelter e, e, çocuklar barınak barına ne istiyor bir mani var para yani bağış yapılacak bağış yapı, yapmak ise nedir donuttur hemen buraya o zaman ne yazmam gerekiyor donut e, babası ne diyor belki yes that's a good idea burada da e, yine bu da bir kalıp idea güzel bir fikir. Üçüncü soru, üçüncü diyalogumuzda ise işte, şş, be quiet. The kittens are sleeping olacak. Neden? bir e, be quiet, sessiz ol. E, kedi yavruları, yavru kediler uyuyor. Onun için sessiz olman gerekiyor diyor. Dördüncüsünde ise Nazlı ve Sude'nin diyaloğu var. What are you doing Sude? Nazlı Sude'ye ne yaptığını sormuş. Sude ne yapacak? My dog diyor. Yani e, köpeklerini ne yapıyormuş? Hungry, very hungry. Yani çok acıktıkları için ne yapıyormuş? Onları besliyormuş. Feeding. Evet birinci sorumuzu böylelikle tamamladık. Evet, ikinci sorumuzda ise sevgili öğrenciler write the, write the correct words under the pictures. Yani buradaki resimlerin altına kelimeleri yazmamızı, uygun olan kelimeleri yazmamızı istiyor. Şimdi burada bakıyorum. Birincisinde gideceğim. Roller roller skating. Roller skating ne demekmiş? Tekerlekli paten, tekerlekli paten kaymakmış. Nerede? rollers skating şuradaki resmimin altında. O zaman ne ne yazıyorum? Hemen A, A olarak A olarak işaretliyorum. İkincisinde ise skateboarding. Skateboarding ise ne demekmiş? Kaykay yapmak. Kaykay yapmak nerede var sevgili öğrenciler? Burada B'yi yazdım. Üçüncüsünde yani C'de ise golf diyor. Zaten burada Çocuğumuz ne yapıyor? Golf yapıyor. Dördün, D'de ise fishing yani balık tutmak. O zaman bu, bu resmin altına da D'yi işaretliyoruz. Ee, E'de ise jogging. Jogging ne demekti sevgili öğrenciler? Koşu yapmak. Koşu yapan çocuğumuz ise neredeymiş? Öğrencimiz burada. O zaman bu resmin altına da E diyoruz. E ee, F'de bowling. Burada F'yi işaretledik. Ee, sonra climbing mountain yani dağa tırmanmak. G'de ise climbing mountain dağa tırmanmak. Baseball ise en son resmimizde burada kalıyor. İşaretle bitiriyoruz. Evet. Üçüncü sorumuzda ise put must or mustn't in the blanks. Boş olan yerlere must ve mustn't ile doldurun diyor. Must e, gereklilik olan yani mecbur mutlaka yapılması gereken mustn't ise yapılmaması gereken anlamındaydı değil mi sevgili öğrenciler? Şimdi burada bakıyorum. Do your homework. Ne yapmalıyım ben? Ödevlerimi yapmalıyım. O yüzden buraya ne yazmam lazım? Must. You must do your homework. Ödevlerini yapmalısın diyor. You buy some drinks for the party ne yap ne yapmalısın? E, partide biraz e, içecek almalısın. Buraya da mastı yazdım. I have a terrible cold. Terrible cold korkunç şekilde ü, üşütmüşüm. Yani soğuk almışım. E, ne yapmalı ne yapamam Tom'un partisine. Gidemem. O yüzden ne diyeceğiz? Mustn't diyeceğiz. Burada clean the house after the party. E, partiden sonra ne, ne yapmalıyım? Evi temizlemeliyim. O yüzden must gelecek. I must clean the house after the party. Partiden sonra evi temizlemeliyim. Çünkü parti sırasında ev kirleniyor. Tim has a broken arm. E, Tim ne yapmış? Kolunu kırmış, kolunu kırdığı için ne yapamaz, yüzemez. O yüzden masınt gelecek. Dördüncü sorumuzda ise bir diyalogumuz var. Bu diyalogumuzda Carol e, bir şey söylemiş, o da bağıtıyor diyor. diyor. Ted'e soruyor, I like science diyor. Şimdi burada baktığımda te, e, bir şey hoşlandığı bir şey söylemiş Demek ki çünkü Ted de ona göre cevap veriyor. Baktığım zaman şıklara my favorite class is math. What about you? Yani benim e, en sevdiğim ders matematik. Sen ne düşünüyorsun? Sen sen hangisini seviyorsun? Şeklinde soru soruyor. Ted de I like science. Ted de e, neyden oluşu, ı, hoşlanıyormuş? Fen bilimleri dersinden hoşlanıyormuş. O yüzden dördün cevabında C şıkkında olacak. Beşinci sorumuz da yine e, Write the names of animals under the correct pictures. E, ee, burada hayvan resimleri var. Hayvan resimlerinin içerisine şu tablodaki neyi istiyor? Benim bunları yazmamı istiyor. Şimdi o zaman hemen sheep başlayalım. Sheep nedir sevgili öğrenciler? Koyundur. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Sheep yazıyoruz. Papi, papek, köpek yavrusu demek. Şurada paper Chicken e, tavuktur. Kittens e, az önce de geçmişti. Yavru kedi anlamında. Burada kavla biraz yan yana gibi yazılmış ama hayır onlar ayrı sevgili öğrenciler. Burada kav, inek, sinek, yılan, monkey, maymun, rabbit, tavşan, Line, e, aslan. Danke, en sona eşek. Altıncı sorumuzda ise aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Şimdi bir, e, birden 7'ye kadar cümle verilmiş ve altta ise A'dan G'ye kadar da o cümlelerin karşılıkları olacak ya da cevapları olacak şekilde cümleler kurulmuş bizden bunları eşleştirmemizi istiyor sevgili öğrenciler o yüzden hemen birle başlıyorum bir de ne diyor do you like riding horse şimdi baktığımda ne diyor do you like riding horse ata binmeyi seviyor musun diyor ben bir defa en başta şunu söyleyelim do'la ken'le iz'le ar'la e, sorulan sorulara ne ile yes ya da e, no ile cevaba başlayacağız. O yüzden ne olması lazım burada yesle la, ya da e, no ile cevabıma başlamam lazım. Burada baktığım zaman en uygun olan birinci soruya do you like riding horse? no I don't like it yani B'yi getirmem gerekiyor. İkiye baktığımda how about playing checkers diye soruyor bana. Bu soruya baktığımda yani e, dama oynamak hakkında ne düşünüyorsun şeklinde bir soru bu. O zaman e, ben baktığım zaman E'ye bakıyorum I like board games yani e, ne yapmıyor e, dama oynamayı değil de daha çok e, tahta oyunlarını tahta üzerinde oynanan oyunları tercih ediyormuş. What's your favorite activity? Ee, üçte ise favori olan aktivitesini soruyor. Baktığım zaman burada e, it's hiking yani doğa yürüyüşü o onun favori aktivitesi doğa yürüyüşüymüş. O zaman F olarak işaretledim. Would you like to go play soccer? Eee Futbol oynamayıdan hoşlanıyor musun? Hoşlanır mısın e, şeklinde soruyor. O zaman ben ne diyeceğim ona cevap olarak? Yes, I would like to diyeceğim. Yani D olarak işaretleyeceğim. Let's go cycling. E, e, yani e, hadi bisikletçiye gidelim diyor. O zaman bisikletçiye gitme, gitmek için ne yapacağız? Sorry, I need a bike. Yani bisiklete ihtiyacım var diyecek. G olarak işaretledim. Ve altıncı soruda can you swim well şeklinde soru sormuş. Ben ne diyeceğim ona? Yes I can cevabım daha önce de demiştik ya can ile başladığı için yes ya da no diyeceğiz. Yes I can yani C olarak işaretledim. Do you want to go trekking diye soruyor. Yani Yürüyüşe gitmek ister misin diye soruyor bana. En son zaten kalan da neydi? Yes, I do trekking is my favorite. Yani do, e, burada yürüyüş yapmak benim favorim şeklinde bir cevap veriyor. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz diyor. Yedinci sorumuzda ise. Hemen bakıyorum. E şimdi kutucuğumun içerisinde ne var? Always... E, often, sometimes, usually, never şeklinde kelimeler var. Bu kelimelerle ben ne yapmamı istiyor? Buradaki boşlukları doldurmamı istiyor. Bir de kolaylık vermiş bana. Ben e, burada Türkçelerini vermiş sevgili öğrenciler. Ben ona göre doldurmamı isteyecek benden. O yüzden hemen bakıyorum. Always ne demekti? Her zaman. O zaman e, şurada I like English dediğinde I always like English şeklinde bir cümle olması gerekiyormuş. Çünkü her zaman diye yanında belirtmiş. Bazen var burada. Bazen ne demekti? Sometimes. O zaman they sometimes go to sinema Bazen sinemaya giderler şeklinde. Ahmet listens to pop music. Genellikle Dediği için usually olacak. Ahmet usually listens to pop music. Ahmet genellikle pop müzik dinler şeklinde bir cümle. The students play volleyball in the school sık sık. Sık sık ne demek sevgili öğrenciler? Often the students often play, football, play volleyball in the school. She... Does homework after school asla hiç dediği için never olacak. She never does homework after school. Okuldan sonra ödevini asla yapmaz şeklinde bir cümle. Tabi yanlış bir cümle. Ee, ödevimizi yapmalıyız. Sekizinci sor sorumuzda ise yine bir diyalog var. Sen ve Bob arasında. Let's play tennis şeklinde e ee, sem'in bir ifadesi var. Burada ne kullanması lazım şu baş cümleyi? Çünkü şuradan anlamam gerekiyor. I must do my homework. Yani tenise gitmeyeceğini anlıyorum. Ee, tenise gitmeyeceğini anladığım için de ona göre bir ne diyeyim? Cevap bulmam lazım. E ee, mesela it's a good idea diyemez. Çünkü iyi bir fikir, evet memnun ol olduğu bir fikir olamaz bu. E ee, okay yine olamaz. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Yani o gitmeliyim şeklinde bir cümle. Ama burada I must do my homework dediği için ben ne yapacağım? No, I can't. I must do my homework. Yani tenis oynamaya gelemem. Çünkü ev ödevimi yapmak zorundayım diye bir cümle. Dokuzuncu sorumuzda ise sevgili öğrenciler. Burada ne var? Tom plays football pardon. Tom plays football with his friends after school every day Ne yapıyormuş? Tom her gün arkadaşlarıyla birlikte okuldan sonra futbol oynuyormuş. He likes to exercise yani e, e, hareket yapmaktan, egzersiz yapmaktan hoşlanıyormuş ve bunun e, akabinde bir cümle istiyor benden. Baktığım zaman buraya gelebilecek en uygun cümle He can swim. Olumsuz bir cümle. He goes to school by bus. Okula otobüsle gider. E, o da yine alakasız bir cümle. His friends don't like football. E, onun arkadaşları futboldan hoşlanmıyor şeklinde bir cümle. Olumsuz yine bu da cümle. Burada e, buna en uygun cümle olarak His favorite class is physical education. Çünkü Tom hareket etmiyor, egzersiz yapmıyor voleybol, futbol oynamayı seviyor demek ki o yüzden ona beden eğitimi dersinde en güzel, en hoşlandığı dersi olarak ifade etmiş bulunuyor. Evet 10. sorumuzda ise burada bir resim var John'muş bu. John ne yapıyor sevgili öğrenciler? Karnını tutuyor, karnı ağrıyor. Yani demek ki çok aşırı bir şekilde karın ağrısı var. O yüzden John Heze Stomach şeklinde bir cevapla bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.